Selam arkadaşlar, bugünkü videomuzda nasıl soyuldum, nasıl soyulabilirim konularına değineceğim. Çarlılarımızı nasıl soyduklarını, bilgisayarımıza nasıl girdiklerini veya şifrelerimizi nasıl aldıklarını, hangi taktikleri uyguladıklarını sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda da. Antivirüs yeterli midir? Güvenli midir? Bilgisayarında biri olduğunu nasıl anlayabilirim? Veya Bilgisayarıma bağlanan kişiyi nasıl tespit edebilirim? IP'sini nasıl bulabilirim? Bu konulara değineceğim arkadaşlar. Öncelikle ben size nasıl soyulduğumu anlatacağım. Ben oyunu 2011 yılında bırakmıştım arkadaşlar. Buradan duyuyorlarsa yetkililere de söylemek istiyorum. Ben hile programı hiç kullanmadım. Yani şu andaki videolarımı bile görürsünüz. Ne makron var ne herhangi bir şeyim var. Tamamen manuel elle amatör bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. O zaman da böyleydi. Kaos'a girdim. Kaos'ta birinci oldum. Mavi kutu alacağım diye seviniyordum çıktım tam çıkar çıkmaz disconnect oldu girmeye çalıştığımda third party tools'dan ban yemiştim bir yanlışlık oldu o zamanlar 200 GB'lik bir asasın gitmişti ve sınırsız ban yedi düşündüm taşındım büyük bir ihtimalle ya o zaman duvardan geçen biriyle beni karıştırdı. Ya ego tatmin etti GM'ler. Canları sıkıldı. Ya haksız bir yere şikayet oldu. Ama ben yüzde yüz eminim bir yanlışlık yaptılar. Biliyorsunuz K2'nin son dönemleriyim zaten. Olan oldu. Hak iddia edemiyorsunuz zaten arkadaşlar. Hala da öyle. Gerçi şu anda daha iyi ilgileniyorlar ama hala ilkel yöntemlerle ticket sistemiyle ulaşmaya çalışıyorsunuz. Karşınızda bir muhatap yok. Ki o zamanlar da öyleydi. Mesaj atarsanız otomatik olarak mesaj geri dönerdi. Oyunu bıraktım arkadaşlar. Bu altar serverı ile birlikte başladım tekrar oyuna. Ve yabancıyız tabi oyuna. Yeni başlamışız. OTP sistemi getirilmiş ki çok güvenli bir sistemdir arkadaşlar. Yani emeklerinizin çalınmasını istemiyorsanız mutlaka kullanın. Bankalar da bu yöntemi kullanır. Biliyorsunuz, eğer bankalar size telefondan mesaj atmasalardı, bir şifre göndermeselerdi, emin olun ki kredi kartlarınız da soyulurdu. Yani internetten herkes sizin adınıza alışveriş yapabilirdi. Ama şu anda yapamaz çünkü bankadan şifre geliyor arkadaşlar kartı kullanmak için. O yüzden kullanamazlar. Şu anda OTP de öyleydi, öyleymiş. Ki ben bilmiyordum OTP'den haberim yoktu. Sadece itemleri kitlemek yeterli zannediyordum. Ama yeterli değilmiş arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınıza giren mailinizi alabiliyor. Item kitleme şifresini sıfırlayabiliyor falan filan. İşte CZ'ye gittik. 83'e kasıyorduk. Daha 83 olmamıştık. 82 level'dik. Gidelim bir tur atalım dedik. Bir parti bulduk sevindik. Tabi Discord'u öğrendim bu arada. Ama partideki arkadaşlar TeamSpeak ısrar ettiler. Biz TeamSpeak kullanıyoruz dediler. Tamam dedim indiririm. 2 dakikada indirdim arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Google'a girdik. TeamSpeak yazdık. En üstte genelde sponsorlu reklamlı bir site. Buradan indirdim arkadaşlar. Tabi daha önceki ismi farklıydı. Şöyle yazıyordu benim zamanımda. L Tim -speak yazıyordu. Şöyle yazıyordu arkadaşlar. Geçenlerde baktığımda şurada N harfi vardı. N harfi. N Tim -speak yazıyordu. Şöyle bitişik yazıyordu arkadaşlar. N Tim speak. Şimdi ise Atlasyan Kom olarak geçiyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz orijinal sitesi burada arkadaşlar. Orijinal sitesi şu alttaki site. Yani görüyorsunuz belki bu program yıllardır kullanılıyor. 2000'li yıllardan beri kullanılıyor. Belki 10-15 senelik bir emek var bunda. Belki milyon dolarlık bir program yazılım. Whatsapp gibi. Yani emek harcıyorsunuz. Mühendisleriniz var bunun için bir server kuruyorsunuz ve Zibidi'nin biri gelip bunu hack amaçlı kullanıyor ve açmış olduğu site sizin sitenizin üzerinde çıkıyor bu konuyu teamspeak'te görüştüm arkadaşlar şikayette bulundum yani çoğu oyuncu bu teams, teamspeak'ten gitmiştir onlara programlarının kötü niyetle kullanıldığını bu yüzden kimsenin teamspeak'i tercih etmediğini çoğu kişinin bu program yüzünden hacklendiğini söyledim. Ve dün sitenin adresini atmıştım ama bugün adresi değişmiş arkadaşlar. Ama soyguncu bir site. Bunu mahkemede delil olarak göstereceğim arkadaşlar. Bunlar tek kişinin işi değil bu ekip işi. Ekip işi. Büyük bir ihtimalle çete davasına sokacağım ben bu davayı. Aklınızda bulunsun. Orijinal sitesi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Teamspeak.com indireceksiniz. Buradan indirebilirsiniz. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Başka yerden indirmenizi önermem. Evet bu şekilde soyuluyor çoğu arkadaş. Uyguladıkları tabi farklı yöntemler de var. Eskimiş, kokuşmuş yöntemler arkadaşlar. Fakes'te atıyorum mesela NTT Game'in orijinal sitesinin aynısını yapıyorlar arkadaşlar. Girdiğiniz zaman oraya şifrenizi ve kullanıcı adınızı yazdığınız zaman bunlar karşı tarafa mail olarak gidiyorlar. Gidiyor. Eğer OTP'niz de yoksa arkadaşlar direkt e, hesabınızı ele geçirebiliyorlar. O yüzden böyle fake'lere inanmayın. Adres çubuğuna bakın. Hangi adrese gittiğinizden emin olun arkadaşlar. Harflerine iyi bakmanız gerekiyor. Bir de duyduğum kadarıyla değerli eşyalarını kaybeden arkadaşlar var. Mesela Koopazar'a itemini koymuş. Koopazar'dan mesaj geliyor itemini satıldı. Şu kişiye teslim edin diye teslim ediyorlar. Arkadaşlar o mesaj olayı gayet basit. Belirli sitelerden 1 TL 2 TL karşılığında istedikleri isimle size mesaj atabilirler. NTT Game olarak da atabilirler size bilmem ne bank diye bankadan mesaj geliyormuş gibi de atabilirler. Size polisten mesaj geliyormuş gibi mesaj da atabilirler. Buna çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani canlı destek almadan, yetkiliyle görüşmeden telefondaki mesaj ister polis yazsın, ister NTT game yazsın, ister ko pazar yazsın. Hiçbir şekilde hareket etmeyin. Mutlaka canlı destek de görüşün arkadaşlar. Ki o itemi kaptıran arkadaş arasa o pazarla canlı iletişime geçse sorsa satıldı mı itemim? Hayır diyecekler. Bu kadar basit. Ama mesajı görünce mesaja inan inanmayı tercih ediyoruz nedense. Son zamanlarda başka bir yöntem kral nickini kopyalıyorlar arkadaşlar. O harflerini sıfırla alıyorlar. L harflerini 1 ile alıyorlar veya I harfi ile alıyorlar. Niki klonluyorlar benzer bir şekilde. Ve insanlar da krala niye gider eşyalarını verir, itemlerini verir onu da anlamış değilim. Kralsa kral. Kral diye ona item vermek, ona güvenmek zorunda değiliz arkadaşlar. O şekilde zaten yutmayacağınıza eminim. En önemli faktörlerden bir tanesi arkadaşlar. Bilgisayarımızı ele geçiren farkında olmayan arkadaşlar var. Onlar hayret diyor. Hiç kimseden program almadım, dosya almadım, hiçbir siteye girmedim. Nasıl soyuldum diyorlar. Çok basit. Başkasının SD kartını kullanmayın arkadaşlar. Başkasının flash belleğini kullanmayın. Başkasının CD'sini kullanmayın. Çünkü autorun dediğimiz otomatik çalıştırma komutlu yazılımlar var. Ve bu otomatik bulaşabilir arkadaşlar. Farz edin benim bilgisayarımda autoran virüsü var. Virüs diyeyim ben size. Yazılım var. Bu bilgisayarı flash bellek taktığım zaman otomatik olarak flash belleğe bulaşır. CD takarsanız yazdırılabilir CD ise CD'ye bulaşır. Flash bellek takarsanız flash belleğe bulaşır arkadaşlar. Ve o flash belleği hangi bilgisayarı takarsanız tak o bilgisayara otomatik bulaşır. Yani orada bir trojan veya keylogger var. Taktığınız yere onu enjekte eder arkadaşlar. Bir sonraki videoda bunları anlatacağım size. Ne yapmanız gerektiğini. Nasıl önlem alabilirsiniz. Çünkü antivirüsler de yeterli olmayabiliyor. Ve kendi flash belleğiniz, temiz olan flash belleğinizi gidip de başka bir yere de takmayın arkadaşlar. Başkasının bilgisayarına da takmayın. Kendi bilgisayarınıza takmayacağınız gibi. Çünkü başkasının kötü niyetli olmayabilir. Başka yerden oturan virüs almış olabilir. Onun bilgisayarına da takarsınız flash belleğinizi, size bulaşır flash belli Gelirsiniz evde kendi bilgisayarınıza takarsınız. Sizin bilgisayarınıza da bulaşır. Yani o yüzden başkalarının malzemelerini kullanmayın. Yani genelde buradan bulaşıyor. Başkasından program almanıza gerek yok. Flash belleğini kullanıyorsunuz. CD'sini kullanıyorsunuz. Veya ne bileyim. SD kartını kullanıyorsunuz. Bu şekilde bulaşıyor arkadaşlar. Bilgisayarım. IP ile ele geçer mi? Geçmez arkadaşlar. Onlar Windows 95, Windows 98 zamanlarında kaldı. Öyle bir yöntem yok arkadaşlar. Evet uzak bağlantı var. Şimdi uzak bağlantı içinde. de. Sen kendin bilerek arkadaşının bilgisayarına bağlanmaya çalışsan, bilgisayarın adını bilsen, IP'sini bilsen, bağlanmaya çalışsan bağlanamazsın zaten. Onlar zor ihtimaller. Genelde Trojan ve Keylogger'larla bilgisayarlarımıza bağlanıyorlar. Eskiden yöntemler vardı. Ne vardı? JavaScript'ler vardı, exploit'ler vardı. Onlar Internet Explorer 6 zamanda, 7 zamanda Expo'ların açıkların olduğu zamanlar vardı arkadaşlar. Onları bir sonraki konuda değinirim şimdi Açıklar yok Yani şimdi bir siteye girip de Bakarken Atıyorum hatun resimleri koyarlardı arka planda dosya nerede? şimdi öyle bir ihtimal yok arkadaşlar O yüzden ee, Sadece dikkat etmeniz gereken Bir siteye girip program indirirken O programı üstüne tıkladığınız anda eğer trojan varsa, keylogger varsa bilgisayarınız gider. Böyle ekrana bakarken arka planda inmesi mümkün değil arkadaşlar artık. Yapmamanız gerekenleri söyledim. Bunlara karşı nasıl önlem alırız? Antivirüsün yakalamadığı trojanları, keyloggerları nasıl tespit ederiz? Bilgisayarımıza bağlanan kişinin IP'sini tespit edebilir miyiz, edemez miyiz? Onları bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Çünkü videolar gerçekten uzun sürüyor. Yani 10 dakikalık bir dosya 2 GB, 3 GB tutabiliyor arkadaşlar. Upload'ta sıkıntı çekiyorum. O yüzden bölüm bölüm yayınlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde soyuluyoruz. Öyle IP'nizi bilip sizin bilgisayarınıza bağlanmalarına imkan yok. Eğer öyle bir imkan olsaydı hiç kimse güvende olmazdı. Herkesin IP'sini çok kolay bulabilirdik. Ki size IP'sini nasıl bulabiliriz onları da gösteririm arkadaşlar. Ama hiçbir işinize yaramaz IP'sini bulmak. Sadece şikayetçi olacağınız zaman işinize yarar. Ki öyle bir niyetiniz varsa da IP bulmaya gerek yok. Şikayet ederseniz zaten devlet soyan kişileri bulur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.